Herkese merhaba. The Hunter Call of the Wild'dayız. Bu videoda atış poligonuna gideceğiz. Atış poligonu ücretsiz bir DLC ile gelmişti. Haritanın sağ alt köşesinde duruyor. Bu harita Avrupa haritası. Adı da zaten şey olan Irschfelden haritası. Irschfelden mi? Irschfelden mi? Neyse. Böyle bir harita. Bu zaten The Hunter'ın klasik haritası. Buraya gideceğiz. DLC zaten ücretsiz. Atış poligonunda silahların alıştırmalarını yapabiliyorsunuz. Yani şimdi avcılıkta 300 metreden 200 metreden hayvanları vuruyorsunuz. Biraz da böyle eğitim amaçlı atış poligonunda denemeler yapmak gerekiyor. Bunun dışında zaten yine sizlere bir önceki videoda ATV araçlarla dolaşmayı göstermiştik. O ücretli bir DLC'ydi. Şimdi sağda solda hayvan izlerini görüyorsunuz ama bu videoda sadece atış poligonuna gideceğiz. Karşıdaki adaya geçeceğiz. Mesela bu iz neymiş? Follow diyormuş. Bu arada oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri yıl sonuna doğru çıkacak. Bak önümüzde bir hayvan var şu an. Yani avlamayacaktık ama hadi yine avlayalım ya. Vurdum da bakalım ne oldu. Yani rastgele bir atış oldu. Umarım kanamıştır, alırız, yolumuza devam ederiz. Yani yol üzerinde giderken bir av yaptık sadece. Evet. Bizimki Fallow Deer erkekti. Buradan yardırmış. Hani sıktım ama yani gitti mi gitmedi mi bilemiyorum. Şimdi bir de koşturuyoruz böyle. Zaten bizi duyan hayvanlar kaçıyorlar. 81-91 kilo arasındaymış ve bizimki bizim Follow Deer burada. Aslında burada eğilerek gitmemiz gerekiyor. Ama ben hızlı bir şekilde olsun diye koşuyorum ve evet yani bu hayvan yara yok ya. Sallamışız. Olsa bulurduk zaten. Bak nereden nereye gittim gene ya. Abi, biz geri dönelim. Bir kere bu doğada böyle yürümek bile çok güzel. Yani burada dolaşmak bile çok iyi. Harita çok iyi çünkü biliyorsunuz. Harika yani muhteşem. Hunting Simulator diye bir oyun çıkmıştı Unreal'da geliştirilen. O da iyiydi ama yani şu an test edemedi onu çünkü herhangi bir inceleme için hani iletişim falan da geçilmedi. Yani gönderdik mail falan ama geri dönmediler nedense. Oyuna zaten olumsuz incelemeler gelmiş Steam'de. Bir de Android hani optimizasyon sorunu olabilir. Ve neden sen hani böyle popüler bir hani bir şey olamadı oyun. Pek tanıtılmadı. Herhangi bir yerde görmediniz yani oyunu. Ona kötü diyorlar mesela niyeyse. Şu an zaten tercih edilmesi gereken tek oyun The Hunter Call of the Wild. Şu manzaraya bakar mısınız? Önümüzde bir karaca varmış. G'ye bastığımızda otomatik olarak kendisi gidiyor ama biz gidelim. Araca burada ve uyarı sesi veriyor bize. Bağırıyor şu an. Çünkü bizi duydu. Bununla vurmalıydım ben onu ya.
Evet, atış poligonuna geldik. Gördüğünüz gibi manzara mükemmel. Yani akşam vakti şu an güneş vuruyor. Şu ağaçlar mükemmel bir atmosfer yani. Evet. Şimdi buradan tabi skorları sıfırlıyorsunuz. Buraya böyle geldiğiniz zaten böyle bir dairede gösteriyor bize. Şimdi 300 metre var, 400 metre var. Hemen fitlerini de yazıyorlar. Altına yazmışlar, belirtmişler. Çünkü hem Amerika hem de Avrupa haritası var biliyorsunuz oyunda. Mesela 100 metre ile başlayalım. 100 metre. 100 metreye çektiler şu an. Eğilerek de sıkabilirsiniz. Mesela yaptım. Bak, vurdum da hemen direkt gitti 100 metrede çünkü hemen nişan aldığım yere gitti. Mesela ortaya alırsak shift tuşa şu an basıyorum. Direkt ortaya vurdum. Puan da kazanıyorum atışlardan. Ondan sonra tabii biz şu an neredeyiz? Hani 7 numaralı yere ateş etmemiz gerekiyor. 7 numaralı yer tam karşımıza oluyor. Ama tabi biliyorsunuz hayvanlar farklı yerlerde olabilir. Hani buradan baktığınızda. Kuzey batıya falan gidebilir. Buraya geldiğinizde mermileriniz sınırsız oluyor. İyi, atışımız iyi ya, sıkıntı yok bunda 100 metrede. Şimdi 200 metre yapacağız. 200 metreye çektik, gördüğünüz gibi bayağı bir uzak. Ama tabi görüyorsunuz hani daha da uzak yerler var. Şimdi 200 metre zor. Yani iyi bir alıştırma yapmanız gerekiyor burada. Zoom'u sonuna kadar çektik şu an. Bir kalbimizi nefes alalım önce, rahatlayalım. 7 numarada. Bakalım 8 yapabilirim, 9 yapabilirim. Evet, 8 yaptım. Dokuz yaptım. Yine 9 yaptım. 200 metrede sıkıntı yok. Şöyle bir kuzey batı yapalım. 7 200 metrede. Şimdi bak, 1'i alacağım, ortaya ateş edeceğim. 8 oldu aşağıda. Bak bunu dur. Eğilerek tabii yapabiliyorsunuz. Sıkıntı yok onda. Şöyle bak, oturursunuz. Yani yatarsınız. Atış pozisyonunda zaten yatarak da vuruyorlar biliyorsunuz. Hiç nefes almaya gerek kalmaz ve 9'dan vurursunuz. Şimdi 300 metre yapalım. 300 metre normal, yani 300 metreden hayvanı görebiliyorsunuz, vurabiliyorsunuz. İyi bir silahınız varsa, nişan da aldıysanız, yani iyi bir pozisyondaysanız hayvanı da iyi net görebiliyorsunuz, vurabiliyorsunuz. Yani bunu daha önce 317 metreden falan vurmuşluğumuz var. Biraz böyle birden fazla tabii atış yapınca sıkıntı oluyor. Hayvanı orada öldürmeye çalışıyoruz. Multiplayer bir de laglar falan oluyor, takılmalar oluyor. O hayvan farklı bir tepki veriyor orada. O yüzden daha da sıkıyorsunuz ölsün diye. Ama single'da öyle bir sorun yok. Yani single'da vurduğunuzda ölür. Doğru yere atış ettiğinizde ve peşinden koşacaksınız. Kan göreceksiniz. 300 metre. Evet. 8 yaptık. Elimdeki silah iyi. Bir silah. Silahımı göstereyim size. Envanterimden. Şu an elimde 7 mm Regent Magnum var. Bu güzel bir silah. Buna tek atışta bütün hayvanları vurabiliyorsunuz. Aşağı 9 oldu. 8 olmuş. Tamam. 9 değil. Titreme var sanki. Bir dakika. Evet, 9 yaptık.
Bunun yarışmaları da var. Yani yarışmaları var bunun. Şurada missionlar, bu görevler var da bunlar single'da. Multiplayer'de bunun yarışmasını da yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte. Evet yani 300 metrede ya bunu görün. Bak bunu gördükten sonra arkadaşlar şey yapıyor yani hayvanları daha rahat hani daha anlamlı bir şekilde vurabiliyorsunuz. Şimdi merminin hangi metrede ne kadar hani hangi pozisyona ne kadar gidip gitmeyeceğini bilmek önemli. Bilmediğin olayı oynayamıyorsun. Yani böyle bu iş. Bu gerçekten bir simülasyon. 400 metreye çektik. Eğildik. Biz neredeyiz? 6 numaradayız. 6'ya sıkacağız. 400 metre. Bak biraz yukarı tabii kaldık. Ve bak gördüğünüz gibi titredi filan. 3 yaptık anca. Şimdi yatacağız. Yedi yaptık. İyi. Yedi yaptık. Biraz yukarı kaldırmanız gerekiyor. İşte aşağı indirsiniz yine aşağı iner. O yüzden hep yukarıda. Bunlar iyi atışlar. Tabii 8 daha mantıklı ya. 8 aldım. Evet. Beş yüz. Ayaktayken yapacağım. Sıfır mı? Direkt sıktı ama yani. Hiç ne yaptım belli değil. Boşa kaçıyor şu an. Eğildim. Boşa kaçıyor ya 500 metrede. Boş. Şimdi yukarı kaldıracağım biraz bekleyin. Tamam. Yani olmuyor ya şu an gördüğünüz gibi normal şartlarda. 3 yapabildim. Bu da expert diyelim ha, expert mod. 0 kaçırdım. Yedi yazısın tam şeyinin nişan aldım, mermi süzüldü oraya. 6 oldu. Yine vurduk yani hayvanı mı diyelim. 5 oldu, kötü. Tabi bu mermi iyi. 9 tam. Bak olay bu yani, bak gördünüz mü? Yani direkt hayvanın işte şeyini almayacaksınız. Böbrekleri vücudundan falan almayacaksınız. Bacak yorumlarını gördüm, evet yani orada yapmak lazım. Bundan sonraki videoda ben arabayla çalışmak istiyorum ya. Bir de ne var? 50 metre var, 150 metre var. Bu bölünmüş olarak. Yani 500 metreye kadar yani 1640 feet oluyor. The Hunter Call of the Wild'da atış poligonunda eğitim görebiliyorsunuz. Şöyle envantere bir bakalım. Başka bir silahım yok mu ya? Ha, sadece bunlar var. Bir de tabi silahın menzili de önemli. Silahlar değişebiliyor biliyorsunuz. Şu an 500 metredeyiz biliyorsunuz. Böyle bu silahla 5 yapabildim gördüğünüz gibi. 6 yapabildim. Bu direkt düz mü gidiyor lan? 0 aşağı indirdiğim için. Boş. Boş. Bir nefes alalım önce. Aldık aldık. Nefesimizi alalım şimdi. 4 bildik. 4. 1 mi? Tam 7'nin oraya aldım nişanı, bak yazının olduğu yere. Orada 8 aldık. Hani hedef buradaysa, geyik buradaysa biz de hemen üstünü alacağız. Atış poligonu şöyle bir şey olabilir. Şimdi oyun malum bu. Hayvanları aslında koyabilirler de oraya ama neyse işte. Bir şey olacak, garip olacak. Biraz vahşi olur. Sıfırlayabiliyorsunuz böyle. Hani olay bu.
Güzel bir ortam. Altı patlar göstereyim size. Pek pekimle 270'i sola alacağız. Altı patları şöyle alacağız. Pompalıyla da çalışabilirsiniz. Arabayla da çalışacağım ben. Altı patların yani bu Focus'a 357 mermisini verecekmişim. 357 var mı bende? Var tabii, nasıl olmasın. Şimdi o zaman envantere gelip buradan burada Focus'u direkt 5'e alıyoruz. Şimdi 5'e aldık. Mermimiz mi yokmuş? Yani buraya gelince şey oluyor tamamen. Yani buradan ya hiç mi mermimiz yok bizim ya? Ben almıştım mermiyi ya. Allah Allah. Bir dakika. Mermileri takmayı unuttuk. Heh, tamam. Tilki avlamak için bu silah. Tabii şimdi denemedik bununla da yani. Bununla bizon bile avladık yani o derece. 100 metreye çektik. 100 metreden ooo. Tam ortaya nişan aldım. Görüyorsun değil mi? 9 yapabileceğim. 10 yaptım ya. Böyle bir şey yok ya. 10 yaptım. Ben bununla var ya yine 10 yaptım. Ben bununla var ya bu tilkilerin yani bir şey demiyorum. Tolga abi gör bunları. Hemen tilki avına çıkmalıyız. Dur bir 200 metre yapalım son bir kez ya. Akşam oldu zaten. Tabi atmosfer akşam da güzel oluyor. Bir mi? 9. İşte bu bak. Bir de yatarak deneyeceğim. İşte bu. Bunu da gördüm ya. Pompalı da var. Pompalı ile bizon mizon avlanabiliyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Ben biraz burada The Hunter Call of the Wild'da atış poligonunda oynadım. Animasyonları da görmüş olduğunuz. Şu an zaten etrafta bulunan bütün hayvanlar kaçıyor. Şu kuşu vuralım mı? Vurdu mu lan? Ya burada bitiyor. Aa bunu bekleyeceğiz bir de. Neyse kaçtı gitti artık o ya. Dur şu lambaları bir sıkalım ya. Patlamıyorlar. Neyse görüşmek üzere hoşça kalın.